Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte iOS 14.3 ile birlikte gelen çok bilinmeyen özelliklerden bahsedeceğiz. Bu özellikler ne kadar işinize yarar ne kadar yaramaz bilmiyorum. Ama bu özelliklerin olduğunu ben de bir süre sonra öğrendim açık söylemek gerekirse. İlk olarak size göstereceğim özellik şu. Buradan çektiğiniz zaman siz kod tarayıcı yazdığınız zaman burada gördüğünüz gibi uygulamayı görmemiz mümkün kod tarayıcı uygulaması da bizim burada kontrol merkezini indirdiğimizde aslında şu uygulamaya bastığımızda çıkan arayüzün tam olarak aynısı gördüğünüz gibi bir deneyelim buradan kod tarayıcıya giriyorum ve bunun aynısı çıkıyor eğer ki bu sizde çıkmıyorsa bunu açmak istiyorsanız ayarlar kısmına girmeniz gerekiyor buradan denetim merkezine girmeniz gerekiyor ve aşağıya inerek bu kod tarayıcıyı bu daha fazla denetim kısmından yukarıya Gördüğünüz dahil edilen denetimler kısmına sürüklemeniz gerekiyor. Bunu da yaptıysanız açılmaması için hiçbir sebep yok. Bir diğer özellik kestirmelerle alakalı Şimdi biz kestirmeler uygulamasına girdiğimizde ve üst kısımdan yeni bir kestirme oluşturma dediğimizde işlem ekle dersek eğer buraya düzenle yazdığımız takdirde eskiden olmayan ancak şu anda olan bir sürü özellik çıkıyor. Mesela burada biz kişiyi düzenleyebiliyoruz. Takvim etkinliğini düzenleyebiliyoruz. Anım satıcıyı düzenleyebiliyoruz. Mesela bir anım satıcı bastığımda gördüğünüz gibi ayarla anım satıcı ve ayrıntı olmak üzere birçok şey buradan tek tek değiştirebilmemiz mümkün. Aynı zamanda 14.3 ile bir Birlikte. Ben bunu zaten hali hazırda videosunu yaptım ama kestirmeler uygulamasından duvar kağıdımızı otomatik olarak değiştirebiliyoruz. Mesela ben bu kestirmeyi çalıştırdığımda bir çalıştırmak için deneyelim. Buradan çıkış yaptığımda gördüğünüz gibi duvar kağıdım değişiyor ve ben bunu kestirmelerle otomatik bir hale getirebiliyorum. Bu da bana neyi sağlıyor? Her gün benim duvar kağıdım yeniden kendi moduma göre mesela değişiyor. Bu da gelen yeni özelliklerden bir tanesi. Şimdi geçtiğimiz videoda 14.3'ün özelliklerini anlattığım videoda alarmı kapatma özelliği geldiğini söylemiştim. Bu arada benim takipçilerimden biri bana mesaj attı bu konuda. Apple'a bu öneriyi kendisinin yaptığını söyledi ve Apple'dan yabancı dilde konuşan yani İngilizce konuşan birkaç yetkilinin de kendisiyle ilgili bunun detayını öğrenmek adına mesaj mail atıp telefonda konuştuğunu söyledi. Dolayısıyla böyle geri bildirimleriniz varsa mutlaka bunu Apple destek ekibine yapın ki onlar da size yardımcı olsunlar. Tabii ki destek ekibi olmayabilir bunun yeri ama doğru merciye sizi yönlendirirler. Şimdi bu özellik ne işe yarıyor? Eğer ki ben alarmımı 8.30'a kurduysam ve 8'de uyandıysam telefonun boşu boşuna 8.30'da o alarmı çalıp da benim dikkatimi dağıtmıyor. Ve bu ayarı etkinleştirebiliyoruz biz. Bu nasıl yapılıyor? Dediğim gibi bundan bir önceki videomda bahsettim ama nasılını söylemedim. Bunu yapabilmek için de bizim uyku modunu açmamız gerekiyor. Şimdi uyku modu nedir? Buradan saat kısmına girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi benim alarmlarımın arasında uyanma zamanı diye bir şey var. Benim alarmım her sabah 8.30'da çalıyor ve bu ayarda zaten ben 8.30'dan önce uyanırsam devreye giriyor. Bunu açmak istiyorsam da sağlık kısmına giriyorum ve buradan göz at kısmından aşağıya indiğimizde uyku kısmına geliyorum ve bu uyku kısmını buradan açmamız gerekiyor. Uyku kısmını açtığımızda da bu özellik otomatik olarak aktive ediliyor ama henüz daha çok stabil bir versiyonda değil çünkü her gün bana bu bildirim gelmiyor. Ben hep alarmımdan önce uyanıyorum ama olsun yine de bildirmekte fayda var. Bir sonraki özelliğimiz TV kısmı ile ilgili. Apple'ın bu TV uygulaması kısmına normal şartlar altında eğer ki sizin TV Plus üyeliğiniz varsa Originals diye bir kısım geldi. Yani orijinal içerikler. Bu tıpkı Netflix'in bize orijinal içeriklerini sunduğu original sekmesi gibi bir şey. Dolayısıyla bu şekilde de kullanılabiliyor. Bir sonraki özelliği ben aslında internette başka bir videodan gördüm. Dolayısıyla Türkçe olarak yapmayı denedim ama maalesef ki Türkçe şu anda çalışmıyor. Siri artık hayvanların, cisimlerin, arabaların falan nasıl ses çıkardığını bize söyleyebiliyor ama Türkçe'de çalışmıyor. Burada ben dilimi İngilizce yaptığım zaman buraya İngilizce olarak bir soru sorduğumda mesela ben dili değiştir dedim bir soruyu soralım. Gördüğünüz gibi ben buradan sorumu sorduğumda audio sample'ı basıp oynattığımda bize örnek olarak nasıl olduğunu da gösteriyor ama dediğim gibi şu anda Türkçe ile maalesef ki çalışan bir arayüzü bulunmamakta. Arkadaşlar kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda kanalıma katıl butonuyla da beni destekleyebilirsiniz. Şimdi biz demiştik ki Apple müzikle ilgili oynatma listelerinin kapak fotoğrafları hareketli olabiliyor. Tamam güzel olabiliyor. Ama bu nasıl olabiliyor? Öncelikle şuradan bahsedeyim. Bunu yapabilmek için bizim müzik kısmına geldiğimizde... ...harekette albüm kapağını açmamız gerekiyor. Ya da bunu yalnızca Wi-Fi ile açık... ...ya da kapalı haline getirebiliyoruz. Bu da gelen yeni özelliklerden ama... ...bu ayar kısmı genellikle bilinmiyor. Bunun asıl bilinmeyen kısmı da şu... ...normal şartlar altında eğer ki sizde şimdi göstereceğim ayar kapalıysa... ...bu özellik hiçbir şekilde çalışmıyor. O yüzden erişilebilirlik kısmına geliyoruz ve hareket diyoruz. Eğer hareketi azalt burada açıksa bu özelliği hiçbir şekilde kullanamazsınız. Dolayısıyla özelliği kullanmak istiyorsanız bunu da açmanız gerekiyor. Şimdi ile ilgili bir özellikten bahsetmek istiyorum ama benim telefonumda bir problem olduğu için bunu tam olarak gösteremeyeceğim size. Buradan adımıza basıyoruz ve abonelikler diyoruz. Ben bilgiler gözükmesin diye o aşamayı atlayacağım. Aboneliklere bastığımızda burada bizim mevcut aboneliklerimiz gözüküyor. Mesela siz bu sekmeden normalde 3 gün deneme süresi olan bir programı alıp aldıktan sonra hemen iptal ederseniz eğer 3 gün boyunca kullanıp para ödemenize gerek kalmıyor ve bu abonelikten de bu sayfayı kullanarak çıkabiliyorsunuz. Aboneliğimiz olan şeylerin yanı sıra aile aboneliğini açık olan uygulamalar da eğer ki iCloud sisteminde aile bizim için kuruluysa görünebiliyor. Yani bu ne demek oluyor? Benim iCloud hesabımda kardeşim kardeş olarak ekliyse ve benim aileyle paylaşabileceğim bir üyeliğim varsa, genelde okuma üyelikleri gibi şeyler oluyor bunlar. Kardeşimle otomatik olarak paylaşabiliyorum ve bu sekmeden bunları da görebiliyorum. Şimdi yeni bir özellikten bahsetmek istiyorum yine gelen ama bende tam olarak bu da gözükmüyor. Fakat sizlerin telefonunda gözükebilir. Beta'dan kaynaklı olabilir benimki. Safari'ye girdiğinizde yabancı dilde bir sayfa açarsanız eğer bu sayfayı siz normalde buradaki yerden çevirebiliyorsunuz. Fakat artık yapılan çevirileri bu kısımdan rapor edebiliyorsunuz. Yani bir çevirinin doğru olmadığını düşünüyorsanız ya da daha iyi yapılabileceğini, yanlış ifade ettiğini düşünüyorsanız bunları da şikayet etmeniz artık mümkün. Şimdi size dünyanın en gereksiz özelliğinden bahsedeceğim. Ayarlara girdikten sonra erişilebilirlik kısmına geliyoruz. Ve aşağıya indiğimizde ses tanıma diye bir kısım var. Ses tanıma kısmını açtığımız zaman mesela ben göstermek için açacağım. Sesler kısmına giriyoruz ve en alta geldiğimizde kişilerde normal şartlarda öksürük özelliği vardı. Şu anda bu özellik yok. Sadece ağlayan bebek özelliği var. Evet bahsedeceğim gereksiz şey buydu. Gerçekten aşırı gereksiz ama çok bilinen bir özellik değil. Son olarak da otomatik parlaklıkla ilgili bir şey vardı. Bunun için yine erişilebilirlik kısmına girdiğimiz zaman ekran ve metin puntosuna gelirsek ve en alta inersek otomatik parlaklık butonunun da bazı etkin olmayan cihazlarda tekrardan bulunabileceğini sizlere söyleyeyim. Yani artık otomatik parlaklık hatasının vesaire çözümü de buradan yapılabiliyor. Şimdi genel itibariyle birazcık bataryadan, performanstan da bahsetmek istiyorum. Videonun burasına kadar izlediyseniz eğer belki bunun da bir faydası olabilir. Ben bataryadan çok memnunum. Hala telefonumun bataryasının çok daha gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Performans olarak bakacak olursak da bence performans da gayet iyi. Hiçbir problem, hiçbir sıkıntı yaşamadım. 14.2'den daha iyi olduğu kesin. Ama duyduğum hataları söyleyeyim. Her zamanki gibi Instagram hatası bu hala çözülmemiş. Klavye hataları, tahmin hataları hala çözülmemiş. Ve bununla birlikte bazı iPhone 11'lerde ve birkaç tane daha cihazda kendi kendine şarj boşalmaları oluyor. Bu ne demek? Yani geceliğin telefonumu %80'de bırakıyorum. Sabah Bluetooth'um kapalı, Wi-Fi'im kapalı bir alıyorum %20. Yani evet bu kadar abartılı şarj düşüşleri mevcut. Bununla ilgili de bir gelişme ve bir şey yok. Aynı zamanda Siri ile ilgili de bir gelişme var. Onu da söyleyeyim. Daha doğrusu bir hata var, gelişme değil. Siri bu versiyonda ara dediğiniz kişileri rehberinizden tanıyarak bulamıyor. Dolayısıyla hani Siri'yi çok kullanıyorsanız, sesle aramayı, sesle kumandayı çok kullanıyorsanız yine ben bu güncellemeyi tavsiye etmiyorum. Genel olarak şu anda verebileceğim rapor bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizin ekstra bir özellik söylemek istediğiniz şeyler varsa lütfen bunları aşağıya yazın. Sosyal medya üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.